Sevgili Yaşayan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz. Bizler kar, kış, kıyamet demiyoruz. Sizler için yepyeni araçlar test etmeye devam ediyoruz. Hüseyin Bıyık'la birlikte. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Bugün yeni Yaris var. Çok yeni aslında, hani 1,5-2 ay olmadı diyebiliriz. Bizlerin test konu oldu bugün. Yaris benzinli versiyonuyla. Evet. Hibrit versiyonları Toyota'nın bu dönemde tabii ki daha revaçta ama biz bugün benzinli Yaris'i test edeceğiz. Orta paket bir araç var bugün bizlerle. Aynen. Hep izleyicilerimiz bize soruyor. Neden sürekli en dolusunu test ediyorsunuz? Bugün orta paket bir araç aldık onlar, evet, için. Orta paket bir araç test edeceğiz. Yaris'le ilgili neler söylemek istersin? Dış tasarımla başlayalım. Aslında şöyle giriş yapalım istersen. Hem yeni Yaris'i test edeceğiz, hem yeni Toyota'nın 1.5 benzinli ünitesini ve 10 ileri şanzımanlı versiyonunu test etmiş olacağız. Hı hı. İlk bakışta Serkan, benim aslında ilk gözüme çarpan B sınıfındaki rakiplerine çok ciddi derecede benzediğini ben kendi adıma söyleyebilirim tasarımda. Özellikle ön tasarıma baktığın zaman çok geniş bir hava girişiyle beraber, hı hı, uzayan far yapısıyla ben daha çok Avrupalı rakibi Fiesta'ya çok ciddi derecede benzediğini düşünüyorum ön o taraftan bakışta. Girinti çıkıntıya Yaris'te kavuşmuş değil mi? Girinti çıkıntı, kaslı, son dönemde böyle gördüğümüz tasarımı B sınıfında, A sınıfında gördüğümüz tasarımları Yaris'te de görüyoruz. Aynen öyle Serkan. Ön tarafa baktığın zaman geniş bir parlak piyano bilek diyebileceğimiz, şu anda aracımız kirli ama ön tarafta hemen plakalının olduğu yerde lake kaplamalı bir panjur yapısı, hı hı, var. Hemen üstünde Toyota amblemin altında radarı konumlandırmış. Araç orta paket olduğu için sis farları yine araçta standart olarak, hı hı, geliyor. Bir alt paketinde yok. Evet, boş paketi dediğimiz giriş paketinde sis farı ön tarafta olmuyor. Adaptif sürüşte X-Pack olarak pakete eklenebiliyor. En alt donanımda da alınabiliyor opsiyon olarak. Şöyle ekleyeyim Hüseyin. Sen ön tarafın yeni döneme ayak uyduğundan bahsettim. Benim de en çok hoşuma giden aslında şu 3 bölmeli kaput yapısı oldu. Hakikaten Fiesta'ya benzerliğini aslında kaput yapısında görebiliyoruz. Evet. Gölgeli oyun tabiriyle konumlandırılan kaput yapısı B sınıfındaki çoğu araca benzemiş. Aynen öyle. Yan tarafa doğru devam edelim. Yan tarafta neler değişmiş Yaris'te, neler hoşumuza gitti onlardan bahsedelim. Mesela çamurluk yapısına baktığımız zaman bombeli bir çamurluk yapısı var, gayet hoş duruyor. Evet, bu sınıf araçlarda genişlediğini zaten görebiliyoruz. Baktığınız zaman Serkan, aslında ön taraftan da bu çok güzel bir görüntüye sahip. Çamurluklar böyle biraz dodik yapısı, şişkin olduğu için, hı-hı, daha çok böyle sportif araçları bize hissettiriyor. Anahtarsız giriş çalıştırma sistemi var. Murat da şimdi izleyicilerimize göstersin. Terste kalıyor. Burada kalıyor. Normalde alışık olduğumuz yerde değil, burada kalıyor. Buradan parmakla araca giriş yapabiliyoruz anahtarsız şekilde. Orta paketle beraber anahtarsız giriş çalıştırmayı alabiliyoruz. Giriş pakette maalesef normal manuel açma kapama olarak ve çalıştırma olarak kullanabiliyoruz. Arka camlar film, orijinal fabrika çıkışı. Hı-hı. Bu pakette ama orta pakette başlıyor bu olay, bu sistem. Evet Hüseyin, arka taraf. Bak, benim ön tarafta sürüş pozisyonuma göre bildiğin sınırdayım. Yani hani şöyle bir parmak kadar mesafe var ya da yok. Çok sınırdayım. Baş mesafesi iyi ama. Evet. Geniş. Tavan yapısı. Evet, tavan yapısı geniş. Aracın sınıfına baktığımız zaman gayet yeterli. Herhangi bir cam tavanda olmadığı için opsiyonda arkadaki baş mesafesi gerçekten başarılı. Cam tavan yok. Koltuklar yumuşak. Kumaş koltuk kullanılmış. Bak şuraya şöyle gösterelim. Murat da göstersin izleyicilerimize. Şurada bir bardaklık görüyoruz. Hemen kapının ağzında. Arkada çok teknolojik bir donanım yok. Hani böyle USB girişleri, işte havalandırma menfezleri falan yok. Kol dayama var mı bakıyorum. Kol dayama da yok. Biraz sadece Serkan, inip binmede tasarım anlamında bu kapının yapısı biraz böyle yumuşak. Zorluyor mu diyorsun? Şöyle bakalım. Çok fazla açılmıyor zaten kapı. Ha evet. Biraz dereceye yakın açılabiliyor. Biraz zorlu oluyor. İnmesi binmesi gerçekten zor. Özellikle şöyle düşün. Bu aracı ailelerin kullandığını varsayarsak ve arkada iki tane Isofix bağlantısı var. Çocuğunu araca indirip bindirmek zor. De evet. Gerçekten çok evet, büyük. Onu bir daha gösterelim. Onu bir daha gösterelim. Çok güzel bir yere değindin. Şöyle evet, dar bir alan çok var değil dar mi? Yani dar şuradaki alan neredeyse 40 santim civarında bir alanımız var. Ve baktığınızda Serkan, aslında bu aracın tasarımı Gazoo Racing adı verilen GR versiyonu var. Tek kapı. Gerçekten o çok sportif. Yani bu yan profile baktığınız zaman tek kapı formüle ve uzayan bir, hı-hı, rüzgarla çok ciddi derecede sportif duruyor ama 4 kapılı versiyonu geçtiğiniz zaman bu arka kapıdaki sonradan eklenmiş yapı gerçekten çok kullanışlılığı öldürüyor bence. Bak, orta pakette ne var? Köpek balığı.
Yüzgeci var. Onun giriş paketten itibaren aslında köpek balığı yüzgeci anten standart olarak geliyor. Baktığın zaman Serkan tavandaki yapıyı da görebiliyorsun. Yine böyle 3 bölmeli. 3 bölmeli. Hem bölmeli hava akışını sağlıyor hem de içeride ciddi bir ferahlık sağlayabiliyor bize. Evet. Şöyle arkaya doğru da bakalım bir şeyin. Arkada neler var? Arka tarafta ledler var. Bu donanımda gelen led stopları görüyoruz. Güzel böyle girintili çıkıntılı yine ön tarafta olduğu gibi bir donanım var. Seviyor musun böyle bu tür yapıda araçları? Yani şöyle söyleyeyim Serkan. Toyota biraz geniş mi olmuş arka çamurluklar? Aynen. Bunun da en büyük sebebi hem teker iz düşümlüğün genişliği hem de baktığın zaman tek formda birleşmiş piyano bilekle beraber far grubu gerçekten aracın arkasında daha derinlik ve genişlik sağlamış diyebiliriz. Ha. Alt tarafta bir difüzörümüz var. Baktığın zaman en üst paket Passion'da alabileceğin pakette de üst tarafa bir rüzgarlık eklentisi daha geliyor. Aracı birazcık daha sportifleştirebiliyor diyebiliriz. Keza baktığında Serkan B sınıf araçlarda tek far opsiyonu Toyota burada kendince kullanmış diyebiliriz. Bak, standart olan sunulan bir de geri görüş kamerası var. Evet. Şuradan gösterelim. Hemen logonun altında geri görüş kamerası var. Bagajı açalım. Bakalım bagaja. Bagaj kapasitesi nasıl? Yani bu sınıfta çok büyük bagajlar beklenmez. Ama sınıfı ortalamasının altında diyebiliriz. Evet. Küçük yani 286 hatta. 286 derken yüksek değil mi? Yani kısa bir bagajı var. Ya yani araç rakiplerine göre daha alçak, daha kısa boyutlarda olduğu için bunu en büyük feragat ettiği yer bagajı. Çünkü sınıf ortalaması 300-320'ler 340'ları konuşurken burada maalesef 286 litreyle biraz sınıfın altında kalıyor. Ama tam boy stepne var Serkan. Şeyi güzel ama bak bu şeyi güzel. Beğendim. Yükleme işini beğendim. Kapat bak orayı. Bak yükleme işi güzel. Evet. Yani bavulu aldığın zaman böyle yukarı kaldırmıyorsun. Aşağı indirmiyorsun. Öyle direkt böyle kutu gibi aslında bir alan var. Yerleşim alanı olarak. Kullanışlı ama küçük. Kullanışlı ama küçük. Değişen bir direksiyonu var. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Yani şu yuvarlak yapısı, 3 bölmeli oluşu, altında böyle şu şekilde tutabileceğimiz bölüm olması bu. Ve offset yapısı çok hoşuma gitti. Çok güzel. Kulakçıklarla beslemişler. Daha sportif yapmışlar. Şuradaki tuşlar karmaşık gibi duruyor. Direksiyon simidinin üzerindeki tuşlar. Ama baktığın zaman sağ üst bölme tamamen cruise control ayarlıyorsun. Sol tarafta da tamamen yol bilgisayarını ayarlıyorsun. Altlarında da bilgi eğlence ekranı ayarladığın tuşlar var. Çok karışık değil aslında. Ama tuş kalabalığı var. Bir kalabalık bir yapı var. Onun dışında kadranlar biraz sade kalmış. Mesela ben bir LED kadran beklerdim veya bir hayalet kadran beklerdim bu dönemde. Çünkü artık çoğu B sınıf araçta da var. Evet. Bu hayalet göstergeler, LED kadranlar. Ama orta taraftaki yol bilgisayarı hem çok okunaklı hem de hibriti simgeleyen mavi yazılar var. Aynen. Bak orası çok güzel olmuş, çok başarılı olmuş. Birçok seçeneğe ulaşabiliyorsun evet, bu ekranda. Güvenlik donanımları, adaptif sürüş, bütün özellikleri oradan görebiliyoruz. Ekran var, bilgi eğlence ekranı. Konumlandırmasını bilmiyorum, beğendim mi ama tipi ve tarzı çok güzel. Yani zaten klasik Toyota'nın yeni nesil Touch 2 diye isimlendirdiği ekran yapısı buraya oldukça ergonomik bir şekilde yerleştirilmiş. Baktığınız zaman Serkan aslında ön konsol gayet aracın dinamiğine göre uygun yerleştirilmiş. Yani bunu da ne demek istiyoruz? Alt taraflarda eşya koyma alanları, üst tarafta birazcık daha alçak konumlandırılmış torpido ile beraber hem aracın sportiflik hissiyatı hem de kullanışlık hissiyatı ön plana çıkmış. Yani buradaki hava menfezleri içeri entegre edilmesi sadece biraz bende soru işareti yaratıyor. Çünkü çok sıcak zamanlarda burayı kullandığın zaman buradaki sıcak hava ekranı soğutmasında sıkıntı olabilir mi? Evet, uzun vadede o olabilir ama onun dışında mesela şu an telefonu koyduğun alan oldukça kullanışlı. Hemen şurada benim önümde de bir telefon ya da cüzdan koyabileceğim bir alan var. Tamam burası kayar ama buraya bir kaydırmaz pet koyduktan sonra burası da işlevi olarak kullanılabilir. Güzel. Mesela üst taraflarda oldukça yumuşak plastik malzeme kullanmış. Sınıfına göre yani güzel değil mi malzeme kalitesi? Çok fazla karşılaşmadığımız bir detay. Tamam altlara indiğimiz zaman gene sert plastik. Altlar sert. Evet altlar sert. Ama herhangi bir trim sesi yok. Kapı içleri çok hoşuma gitti. Kumaş malzeme var burada. Evet hem kumaş ve şuradaki tasarım detayı, kapı açma ve cam açma tuşları değişik formda tasarlanmış. Bir de şurası çok ergonomik olmuş biliyor musun Hüseyin? Cam açma mesela ben çok karıştırırım. İşte öndeki basarın tuşa işte arka cam açarım yanlışlıkla falan. Burası çok ergonomik olmuş. Ergonomik olmuş. Güzel. Kapı içlerinde de gene 1,5 litreye yakın su şişesi koyabileceğimiz yatay bir alan var. Biraz şey geldi bana, saklama alanları bu kapı gözlerindeki dar geldi. Yani çok biraz uzakta kalıyor sadece. Biraz uzak ve dar geldi. Sevmedim yani. Ama dediğim gibi kapı açma bölümleri falan muhteşem dizayn edilmiş yarışta.
Manuel bir klima var. Bu pakette manuel olarak geliyor. Dijital yok. Mesela neden? Yani hani şu araç nereden baksan 200 bin liradan başlıyor. 209 bin liradan başlıyor bu. Evet. Giriş sesi 809'dan başlıyor. Neden yani? Hani burada dijital bir klima yok. Aynen dediğimiz gibi yani Dream ve Flame'de maalesef analog bir klima var. Passion aldığın zaman hibritte sadece tabii o da geliyor. Burada dijital çift taraflı bir klima ünitesi söz konusu. Mesela 10 litreden kaçıyorsun. Ama standart olarak şey koyuyorsun. Wi-Fi şarjı koyuyor. Koyma abi Wi-Fi şarjını. Opsiyonel sun. Dijital klimamı koy benim. Evet. Hemen altı Wi-Fi şarjı. Onun içinde bir AUX girişi. Burada bir tane USB girişiyle. Orta taraf aslında gerçekten derli toplu olmuş. Hemen senin önünde de aslında teknolojik olarak da anahtarsız giriş çalıştırmanın evet, start stop burada. Tuşunu görebiliyoruz. Vites topuzunun arkasında da drive mode seçeneği ve SP on off seçeneği var. Mesela şey yok. Elektrikli el freni yok. Bu paketlerde maalesef. Park sensörü yok. Geri görüş kamerası standart. Evet. Ama ona entegre edilmiş bir park sensörü yok. Bu ama Toyota'nın genel satış stratejisi. Yani hiçbir arabasında park sensörü yok. Sonradan opsiyon olarak eklettiriyorsun. Ama geri görüş kamerası en bas pakette bile standart olarak geliyor. Şimdi izleyicilerimiz bir donanıma daha şaşırabilirler. Opsiyonel olarak sunuluyor ama otonom sürüş var. Evet. B sınıfı bir araçta otonom sürüş var. Bu ne demek oluyor? Aracın kruz kontrolünü ayarlıyorsunuz, işte hızınızı belirliyorsunuz, hem direksiyon yardımı hem şerit yardımını açtığınız zaman araç belli bir saniye kendi gidiyor. Gittikten sonra yani şeridi okuyabilirse, düzgün şeritleri okuyabilirse gidiyor, yarım dakika sonra direksiyona dokunun diyor, dokunuyorsunuz, tekrar bırakıyorsunuz, tekrar devam ediyor. Oldukça üst seviyede bir otonom sürüş sistemi var. Tabii bu X-Pack olarak satın alınabilen bir opsiyon. Tüm donanım seçeneklerinde var olan bir opsiyon seçeneği diyebiliriz. Aracımızda Flame X-Pack olduğu için bu araçta da hemen sağ tarafta dediğin gibi hem şerit takip yardımcısı hem adaptif sürüş ve bununla beraber gelen güvenlik teknolojilerinde hem yayı hem sürücü çarpışma uyarı sistemi aktif olarak peşinde geliyor. İzleyicilerimize şey de belirtelim. Otonom sistemi izlemek istiyorlarsa yani bu sistemin nasıl çalıştığını bir önceki Toyota Corolla testimizde var. Aynen. Oradan izleyebilirler. YouTube kanalımızda otomobil test yazarlarsa orada otonom sürüşle ilgili bilgiyi Toyota Corolla testinde, Ford Focus testinde izleyebilirler. Orada otonomları denedik. Fiyatlara bakacağım son olarak. Ondan sonra yaklaşık 209 binden başlayan giriş seviyesinde benzinli versiyonlar Dream paket olarak alınabiliyor ama hibrite geçtiğim zaman 330 bin liralara yakın fiyatlar söz konusu ki 300 bin ile 330 bin arasında hatta 340 bin arasında gerçekten yüksek fiyatlar bir hibrit için. 209 bin liradan başlıyor. 209 bin 200'den Dream paket, boş paket. Kaça kadar çıkıyor? Test aracında 218 bin artı 9 binde opsiyon. 227 bin. 900 lira. 900 bin dersek çok uçarız. 9 bin. Ha 9 bin pardon. 9 binde opsiyonu var. X-Pack 227 bin olması lazım. Flame X-Pack. 336 bin 350'de bitiriyor. 1.5 evet. Passion SVT hibrit. Yani o rakam gerçekten bir B sınıfı için çok iddialı ama hibrit. 336.500. Şimdi izleyicimiz şunu da belirtmeden geçmeyelim. Benzinli üniteler ortalama fabrika verisi 4.7, hibrit 2.8 gibi bir katalog verisi var. Biz kendi test aracımızda yaklaşık 6.5 seviyelerinde seyrettik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.